sözlerime Ermenistan tarafından işgal edilen 7 şehrini, 7 rayonunu ve Dağlık Karabağ'ı kurtarmak için mücadele eden Azerbaycanlı kardeşlerimizin Şuşa zaferini tebrik ederek başlamak istiyorum. Türkiye en başından beri Azeri Türk kardeşlerinin 30 yıldır yanında oldu. İşgal altında bulunan topraklarını kurtarma mücadelelerinde kayıtsız şartsız yanında oldu. Ermenistan'ın saldırganlığıyla başlayan çatışmaların ardından adım adım işgal altındaki şehirlerini ve Karabağ'ı özgürlüğüne kavuşturan Azerbaycanlı kardeşlerimizin sevinci bizim de sevincimizdir. Değerli kardeşlerim, yaklaşık 3 aylık aranın ardından bir kez daha sizlerle birlikte olmanın, sizlerle kucaklaşmanın mutluluğu içindeyim. Ben de aşığım sizlere. Bugün buradan Baş İskele'yi, Çayırova'yı, Derince'yi, Darıca'yı, Dilovası'nı, Gebze'yi, Gölcük'ü, İzmit'i, Kandıra'yı, Karamürsel'i, Kartepe'yi, Körfez'i selamlıyorum. Her dönemde bu toprakları Türkiye olmaktan çıkarmak için, milletimizi Anadolu'dan kazımak için yola çıkan Haçlılara haddini bildiren Kocaeli. Orhan Gazi'lerin sesine ses veren güzeller güzeli Kocaeli. Gazi Süleyman Paşa'nın, Akçakoca'nın adını, idealini, sevdasını taşıyan Kocaeli. Fetihler otağı, fatihler yatağı Kocaeli. Gökyüzünde yıldızların gıpta ettiği Kocaeli. Yeryüzünde denizlerin imrendiği Kocaeli. Büyük acılar çektiği halde, büyük depremler, büyük yıkımlar gördüğü halde her defasında küllerinden yeniden dirilen, hayatta kalma azmini ve inancını asla kaybetmeyen yiğit Kocaeli. Sevdası büyük, rüyası büyük, davası büyük Kocaeli. Sizleri yürekten selamlıyorum. Kocaeli 19 yıldır vesayetle, terörle, darbecilerle ülkemizi kurdukları sinsi siyasi ve ekonomik tuzaklarına düşürmek isteyenlerle mücadelemizde hep yanımızda oldu. Kocaeli 19 yıldır ülkemizi kalkındırma, geliştirme, üretimi, ihracatı, istihdamı artırma mücadelemizde hep yanımızdaydı. Yol arkadaşımız Kocaeli, 19 yıldır milletimizle kurduğumuz gönül bağını hep en üste tuttu, bizi hep bağrına bastı. Türkiye'nin yeni bir yol ayrımında olduğu şu dönemde Kocaeli'nden yine en büyük desteği bekliyoruz. Milletimiz 2023 Türkiye'sinin inşası gibi 2053 vizyonunu hayata geçirme sorumluluğunu da AK Parti'ye vermiştir. Gençler, sadece bu yıl yaptığımız 1 milyon yeni üye bunun en büyük ispatıdır.
Millet yoksa AK Parti de yoktur. Bunun için AK Parti teşkilatlarında görev alan herkes günün 24 saati milletimizle birlikte olmak mecburiyetindedir. Her kim ki milletten koparsa, halkla arasına duvarlar örerse, kendini ulaşılmaz, erişilmez bir yere koyarsa, hele hele kibir ve fitne belasına bulaşırsa artık bu partide yeri kalmamış demektir. Hiçbir sıfat, hiçbir yoğunluk, hiçbir meşgale milletin gönlünü kırmanın, milleti hor görmenin, millete uzak durmanın bahanesi olamaz. Bunun için kurulduğumuz günden bugüne kadar partimize hizmet vermiş, teşkilatlarımızda görev almış arkadaşlarımızdan başlayarak şehirlerimizin ve ülkemizin tamamında tüm vatandaşlarımıza ulaşacağız. Teşkilatlarımızdaki değişimi dışlamanın değil, daha çok insanımızı kucaklamanın vasıtası olarak görüyoruz. AK Parti 7. olağan kongre sürecini ve Kocaeli İl Kongremizi, işte bu ahdimizi yeniden hatırlamanın, yeniden güçlü bir şekilde hayata geçirmenin vesilesi olarak görüyorum. Bu hissiyatla kuruluşundan bugüne teşkilatlarımızda görev almış tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Yol arkadaşlarımızdan Darı Beka'ya irtihal edenlere Allah'tan rahmet diliyorum.